Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Oppo Enco Free 2 isimli kablosuz TWS kulaklığı inceleyeceğiz. Şimdi bu ürün Oppo'nun ekosistem adı verdiğimiz yani telefon dışındaki ürünlerinden bir tanesi. Şimdi markanın biliyorsunuz akıllı saatleri de var ve bu şekilde böyle kablosuz kulaklıkları da var. Farklı farklı modelleri de var. Free 2 modeli aileye yeni katıldı, Enco ailesine ve aslında benzerlerinde olduğu gibi ya da önceki modellerde olduğu gibi bir tasarımla bizim karşımıza çıkıyor ama bazı farklı özellikleri var. Şimdi birazdan onlara değineceğim ama önce her zaman yaptığım gibi dış görünümden başlamak istiyorum. Kutusundan başlayayım. Şöyle hemen elimde görüyorsunuz. Şöyle de göstermiş. Şöyle bunu detaylarda koyacağım ama şimdilik böyle görmeniz daha iyi olacaktır. Bu şekilde bir kutumuz mevcut. Elips şeklinde bir kutu bizi karşılamış. Hemen sağ tarafında böyle bir düğmemiz var. Belli belirsiz bir düğme var. Buraya basılı tuttuğumuz zaman birkaç saniye bastıktan sonra Bluetooth cihazımız arama moduna geçiyor ve etraftaki Bluetooth cihazlarla bunu eşleştirebiliyorsunuz. Kapağı açtığımız zaman ön yüzünde bir tane küçük bir LED lamba yanıyor. Yeşil şeklinde yanıyor. Bu arama moduna geçtiği zaman da farklı farklı yanıp sönmeye başlıyor. Kutunun alt kısmında bir bağlantı yuvamız var. Tip C bağlantısı bu ve buradan kutuyu şarj ediyoruz. Bunun dışında kulaklıklarımızı da bu şekilde şöyle çıkarttığımız zaman çok da uzun değil bu arada. Hani kulak içine giriyorlar ama kulağın dışındaki kısım çok uzun değil. Onu da söylemiş olayım. Ve bu şekilde bir kulaklığımız mevcut. Bu arada kutu içerisinden de biraz bahsetmek istiyorum. Kutudan bir kablo çıkıyor. Bir de şimdi bazı ürünlerde biliyorsunuzdur muhtemelen kulaklıklar yekpare bir gövde oluyor ve uçları değiştirilemiyor. Bunda silikon uçlar değiştirilebiliyor. Öyle bir ürün değil bu. Silikon uçlar değiştirilebiliyor ne demek? Demek ki kutusundan da farklı farklı silikon uçların çıkacağı anlamına geliyor. Bakalım öyle mi? Evet, gerçekten de göstereyim şöyle şu anda ekranda. Bunun içinde bir bakayım yanlış hatırlamıyorsam USB kablosu var. Evet. Şöyle bir USB kablosu var. Ben kendi kablom olduğu için kullanmadım ama kısa bir USB kablo. Onu söyleyeyim. Oldukça da kısa yani. Bir karış falan bile yoktur. Böyle söyleyeyim. Bir de böyle farklı kulak pedlerinin olduğunu söyleyeyim. Bunları isterseniz kulağınız küçükse daha küçüğünü, büyükse daha büyüğünü, üzerinde de standart bir tane geliyor. Onu kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu kutunun içindeki parçaları ben yerine koyayım. Kulaklığın başka bir parçası vesairesi yok. Bütün parçalar bu şekilde kutudan çıktığı şekilde kullanabiliyoruz. Birazcık da ben teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. 10 mm dinamik sürücüler var. 42 desibele kadar kişiselleştirilmiş gürültü engelleme özelliği var. Aktif gürültü engelleme özelliğiyle bulunuyor. ANC diye geçiyor biliyorsunuz. Dyna Audio özelliği var. Şimdi bu Dyna Audio nedir diye belki merak edenler vardır. Böyle bir şirket var. Bunlarla birlikte sesleri daha kaliteli algılayabilmek için Oppo Enco Free 2'ye böyle bir özellik eklenmiş ki daha önceki Oppo modellerinde de vardı arkadaşlar bu özellik. Onu da söylemiş olayım. Kişiye özel ses güçlendirme teknolojisi var. Şeffaflık modu var. Üçlü mikrofon ile çağrı gürültüsü engellenebiliyor. Düşük gecikmeli Bluetooth 5.2 özelliğimiz var. Android ve iOS uyumlu. Kulaklıkların üzerinde 41, kutunun üzerinde ise 480 mAh'lik bir pilimiz var. Ve bu pille beraber yani kutuyla beraber 30 saate kadar kullanım sağlanabiliyor. Bu da yani uzun saatler boyunca bu kulaklığı kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Sadece kulaklıkta kullanırsanız pil ömrü 6,5 saat ama kutuyla beraber az önce söyledim 30 saate çıkabiliyor. IP54 suya ve toza dayanıklık özelliği var. Çift dokunma ile kamera kontrolü ve takma çıkarma algılama özelliği de var. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi. Şimdi gelelim cihazın kullanımına. Şimdi eğer Oppo marka bir telefonunuz varsa şu kapağı açtığınız andan itibaren telefon otomatik olarak zaten kulaklığı görüyor ve işte bağlanayım mı diye size soruyor. Zaten genelde ekosistem ürünleri dediğimiz aynı markanın ürünlerinde zaten böyle olmasını bekliyoruz. Ayrıca Oppo marka bir telefonunuz da varsa yine bu telefonunuzda birçok ayara doğrudan doğruya Bluetooth üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Hani özel bir program yüklemenize gerek yok. Ama Oppo olmayan bir telefonunuz varsa kurulum için bir tane uygulamayı indirmeniz gerekiyor cep telefonunuza. Bu uygulamanın ismi de Hey Melody. Şimdi bu uygulamayı yüklediğimiz zaman kulaklığın birçok özelliğini yine bu uygulama üzerinden görebiliyoruz. Yazılım güncellemesi yapabiliyoruz. Pil durumlarını hem kutunun hem de kulaklıkların ayrı ayrı görebiliyoruz. Bunun dışında kişiselleştirilmiş ses ve optimizasyonu ile kulaklık uyum testi gibi işte özellikleri ayarlayabiliyoruz. Kişiselleştirilmiş gürültü önlemeyi yapabiliyoruz.
Equalizer'ı ayarlayabiliyoruz ve aynı zamanda oyun modunda aktif edip kapatıp açabiliyoruz. Böyle bir özelliği var. Şimdi tabii ki ses kalitesini size burada aktarmam çok kolay değil. Bassların ve tizlerin dengeli olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani özellikle müzik dinlerken veya bir film izlerken bassları ve tizleri çok dengeli bir şekilde duyabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ANC dediğimiz gürültü engelleme özelliği de gerçekten de dış sesleri büyük bir oranda kapatıyor. Tabii ki bu bir kulaküstü kulaklık değil arkadaşlar. Kulaküstü kulaklıklarda ki ses engelleme gücü elbette kulak içi olanlardan çok daha başarılı ve çok daha iyi bir şekilde yapıyor. Daha iyi bir izolasyon sağlıyor. Çünkü fiziksel bir kapama söz konusu kulağa. Ama bu modelde kötü değil ve gerçekten de özellikle dışarıdan gelen o gürültüyü engelleyebiliyor. Tabii ki bu cihazın özelliği sadece bu değil. Şimdi ANC özelliği olan birçok kulaklık var. Evet diyeceksiniz ki yani bunun ne farkı var? Enco Free 2'nin önemli bir özelliği var. Kulağınıza göre bir ses engelleme fonksiyonu sunuyor. Yani önce kulaklığı takıyorsunuz ve bu işte melodi uygulamasını, hey melodi uygulamasını açtığımız zaman biz burada bazı ayarlar görüyoruz. Mesela kişiselleştirilmiş gürültü var. Bir de önce kulaklık uyum testi yapmanız gerekiyor. Daha doğrusu şöyle bir sıra izlemek gerekiyor. Kişiselleştirilmiş ses optimizasyonunu yapmamız gerekiyor. Bunun için kulaklıkları kulağımıza takıyoruz ve bu kulaklık bizim kulağımızın şekline göre bir ses optimizasyonu gerçekleştiriyor. Daha sonra kulaklık uyum testimiz var. Onu yapmamız gerekiyor. Önce kulaklıkları biz kulaklarımıza takıyoruz ve daha sonra da testi başlatıyoruz. Mesela ben bir tane yapayım. Ben daha önce yapmıştım ama şimdi burada canlı canlı da bir tane yapayım. Taktım. Kulaklık uyum testini yapmak üzere şu anda telefonumu da hem ekran kaydı alayım hem de ekranı oradan göstermiş olayım size. Taktım. Evet şu anda oynat diyor. Şimdi kulağımda bir müzik çalıyor. Evet şu an çaldı. Şimdi diyor ki sağ kulaklık konumunu ayarlayın veya farklı boyutta bir kulak ucu deneyin ve testi tekrar gerçekleştir. Burada bir sıkıntı oldu. Tam oturtmamıştım ben çünkü kulaklığı. Bir daha yapalım. Şimdi testi bir kez daha gerçekleştirecek. Evet, bir müzik çalıyor kulağımda. Evet, şu anda iyi dedi. Demek ki oldu. Bitti diyorum ben ve böylece artık bu kulaklık uyum testinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi kişiselleştirilmiş gürültü önleme bu testi yaptıktan sonra aktif hale geliyor. İsterseniz de testi tekrar yapabiliyorsunuz. Mesela şimdi bakın şu anda bir test ediyor tekrar kulağımı. Farklı gürültü önleme şeyine göre. Evet şu anda kişiselleştirilmiş. Yani benim kulağıma göre, kulağımın şekline göre özel olarak bir gürültü engelleme optimizasyonu yapıyor. Bu şimdi her kulaklıkta olmayan bir özellik. Onu baştan söyleyeyim. Ve bu sayede sizin kulağınızın şekline göre, durumuna göre, konumuna göre bir gürültü engelleme teknolojisi burada gerçekleştirilmiş oluyor. Bu da güzel bir şey. Oyun modu var. Oyun modunda ise, oyun modunu aktif ettiğimizde ise arkadaşlar ne oluyor? Tahmin ettiğiniz üzere oyunlardaki biliyorsunuz Bluetooth teknolojisinde biraz gecikme vardır. Gerçi bu üründe 5.2 var ve çok da fazla bir gecikme olmuyor ama yine de onu bile engellemek için o gecikme minimize ediliyor ve bu sayede ne oluyor? Oyunda hani küçücük bir hani bir anlık bir durumda bile sizin Bluetooth kulaklıkla olan iletişiminiz kesilmiyor ve sesleri neredeyse gerçek zamanlı duymuş oluyorsunuz. Bu gecikme iyice minimize edilmiş oluyor. Bunun dışında uygulama hani bu şekilde özellikleri mevcut. Birçok ayarında yine buradaki Enco'nun bu Hey Melody isimli uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi Oppo marka bir telefonunuz varsa birçok ayarı zaten doğrudan doğruya Bluetooth menüsünden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü şundan arkadaşlar belki Oppo telefonunuz yok ama bu kulaklık almak istiyorsanız acaba çalışır mı çalışmaz mı diye korkularınız olabilir. Bazen bu tarz sorular çok geliyor çünkü bana. Bir sıkıntı olmadan çalışır. iPhone'da da kullanabilirsiniz bu arada. Çünkü aynı zamanda iOS uyumlu bir kulaklık da var burada. İlla ki Apple bir kulaklık almak zorunda değilsiniz. Bir iPhone'unuz varsa Oppo Enco Free 2'yi de alıp kullanabilirsiniz. Öte yandan uygulama üzerinden aynı zamanda kulaklıkların üzerindeki hareketleri de belirleyebiliyorsunuz. Mesela işte yukarı aşağı hareket ettirdiğimiz zaman kulaklıkların çünkü öyle bir özelliği de var. Yukarı aşağı hareket ettirdiğimiz zaman işte belli fonksiyonları tetikleyebiliyoruz. Ses açıp kapatma, işte iki kere tıkladığımız zaman şöyle olsun, sağa tıklarsak böyle olsun, sola tıklarsak böyle olsun gibi özellikleri yine kulaklık üzerinden yapabiliyoruz. Hatta bunları Hey Melody uygulaması üzerinden de kendiniz atayabiliyorsunuz. Yani şu özellik olsun, şunu yaparsam şu olsun, bunu yaparsam bu olsun gibi farklı fonksiyonları
kulaklıkların bu dokunma fonksiyonlarını atayabiliyorsunuz. İki kez tıklarsam şu olsun, üç kez tıklarsam bu olsun, bir kez dokunursam şu olsun gibi fonksiyonları da atayabiliyorsunuz. Bu da bence güzel bir özellik olmuş. Şimdi ben önce bir görüntü testi yapacağım, bir arama testi yapacağım. O arama testinden sonra bir de bu kulaklığı takarak bir video çekeceğim ama sesi bu kulaklık üzerinden alacağım. Her ikisini de bir izleyelim, daha sonra videoya devam edeceğiz. Efendim? Sesim nasıl geliyor Barış şu anda? Sesim gayet güzel, evet. Çok güzel. Şu anda epey de gürültülü bir ortamdayım ben de. Oppo Enco Free 2 üzerinden sesim de sana ulaşıyor şu anda. Ses kalitesi falan iyi değil mi? Evet, evet, gayet güzel. Çok güzel geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Herhangi pürüz falan gelmiyor. Çok net geliyor sesin yani, evet. İyi, tamam o zaman. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun, iyi günler. Evet, şu anda bu videoyu Oppo Enco Free 2 Bluetooth kulaklığın sesi üzerinden kayıt yapıyorum. Şu anda mikrofon olarak şuradaki, yanlış hatırlamıyorsam, mikrofonu kullanıyoruz. İşte siz de eğer kulaklıkla bir kayıt yaptığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde bir ses duymuş olacaksınız. Kişisel deneyimlerime gelecek olursak, şimdi öncelikle müzik konusunda başarılı bir kulaklık var. Zaten hani belli bir kaliteyi sunmasını ben bekliyordum ve beklentimin de fazlasıyla karşılandığını söyleyebilirim. Kişiye özel gürültü engelleme hoşuma gitti. Bu son dönemde birkaç kulaklıkta da karşımıza çıkmaya başlamıştı. Ben de görüyordum. Hoş oluyor o. Çünkü neden? Standart bir ANC yerine, yani gürültü engelleme yerine daha özelleşmiş bir gürültü engelleme teknolojisiyle beraber kulağınızın şekline ve şemaline göre de ona göre bir özel bir gürültü engelleme sunuluyor. İsterseniz telefona bağlarsınız, isterseniz bilgisayara bağlayabilirsiniz. Farklı farklı ortamlarda kullanabiliyorsunuz. Söylediğim gibi illa Oppo marka bir telefonunuz olması şart değil ama Oppo ile çok daha uyumlu ve daha kolay ve hızlı bir şekilde birçok özelliğini kullanabiliyorsunuz. Diğer Android telefonlarda da kullanabilirsiniz. iPhone gibi iOS işletim sistemini kullanan cep telefonlarında da yine bu kulaklığı kullanmanız mümkün. Ben kulaklığı beğendim. Onu baştan söyleyeyim. Fiyatına göre değerlendirmek gerekirse, ki 890 lira civarında bir fiyatı vardı en azından ben bu testi yaptığım tarihte. 500 liraya 600 liraya arkadaşlar, açık söylemek gerekirse veya daha uygun fiyatlara, çok bilinmeyen markaların ya da no name dediğimiz markaların ANC destekli olan ya da öyle olduğunu iddia eden kulaklıkları var. Hani onlar da kullanılabilir mi? Kullanılabilir tabii ki. Ama bu Oppo ekosistemine uyumlu. Ayrıca kişiye özel bir ANC desteği de sunabildiği için bence biraz daha öne çıkıyor. Yani o modellerden pahalı belki ama evet doğru pahalı. Ama sundukları açısından değerlendirirsek ücretini, verdiğimiz parayı fazlasıyla hak ettiğini de söyleyebilirim. Bu videoda sizlere Oppo Enco Free 2 kablosuz kulaklığı anlatmaya çalıştım. Bluetooth özelliği olan çok güzel bir kulaklık. Birçok yerde kullanabilirsiniz, telefonlarda kullanabilirsiniz. Oppo marka veya Oppo marka olmayan Android telefonlarda, iPhone'unuzda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayarda da kullanmanız mümkün. Gayet güzel, gelişmiş özellikler olan, dokunmatik fonksiyonu olan, işte kulaklığın üzerine tıklayarak bir şeyler yapabildiğiniz çok güzel bir kulaklık. Kişiye özel olarak da kullanılabilen ANC özelliği benden tam puan aldı. Fiyatının da sunduğu özelliklere göre, bunu altını özellikle çizeyim, makul olduğunu söyleyebilirim. Bu kulaklıkla ilgili benim anlatmayı unuttum, sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Elimden geldiğince bildiğim konular varsa da mutlaka ve mutlaka yanıt veriyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü benim için çok önemli olmasa da abone sayısı özellikle markalar açısından çok önemli. Bu tarz incelemelerin devamı için de abone sayımın biraz yükselmesi gerekiyor. Bu konuda desteklerinizi rica ediyorum. Beni aynı zamanda Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.